Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Bu ne kadar? Bu güzel. Bu çok az bütçem var. 80 lira fiyatı var. Doya doya modadan geldiğiniz için 200 TL yapalım. Abi biraz, bir tık daha lütfen. Çanta, aksesuar. 80 lira sermayesi var. Tamam. Size özel yapıyorum. Süpersin. Programa özel indirimi de kaptın Çağla. Kaptım ben vallahi çok şanslıyım bugün ama tutma ben hadi bunu ödeyeyim ben. Abicim buyurun. Buyurun kişiniz. Hadi istes aldık ayakkabımızı çıkıyoruz buradan çabuk. Sen eksik parçalarını ararken biz de Hülya'nın seçtiği ayakkabılara bakıyoruz. Bakar mısınız? Elbisenin altında görünecek mi ayakkabıların? Özellikle şöyle yaparım jüriye dönüp. Şöyle yaparım. Bunun bir 8'ini rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Bu modeli beğendin mi? Bu olabilir. Bu kenarda dursun. Bir tane daha beğenmiştim ya. Şu. Gayet hoş görünüyor Hülya. Vallahi güzel bence. Sen karar verdiğine göre biz de diğer kızlarımızın yanına gidiyoruz. Ay hadi git zaten var ya. Sandal ve çenenden aşırı sıkıldım. Hadi görüşürüz. Kararımı verdim. Şu küpe, bu tek taş. Şu ikisini alacağım sizden. Tamam. Ne kadar bunların fiyatı? 40 TL mi? Tamam 40 TL mi veriyorum. Sünnet annesiniz. Akik taşı size verelim. Stresi yok ya, ederim. Böyle bu arada ben çok ilgilenirim. Zaten. Çok teşekkür ederim. Süren bitmek üzere Aleyna. Şöyle vereyim 40 TL mi? Çok teşekkür ederim. Güzel. Çok ilgilendiniz. Sünnet annesi konseptinde bakalım Esra aradığı ayakkabıyı bulabilmiş mi? Sanıyorum buldum. Aradığım ayakkabı bulabilir. Zaten çok vaktim kalmadığı için bunu galiba alabilirim. Bir de çantayı da gelmişken buradan bakmak istiyorum. Beyazdı elbisem zaten. Bu biraz gri tonu yani rahatsız eder mi bilmiyorum. Beyaz çantanız var mı acaba? Bir tek bu var. Fiyatlarını öğrenelim mi? Ayakkabının fiyatı 360 TL. Çanta 115. Toplamda 475 TL yapıyor. Şu an sadece 300 TL bütçem var ve takımı henüz almadım. 250 TL alalım. 200 alırsanız 100 TL'ye anca takı bulurum. Lütfen sadece bir kerelik. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum kırmadığınız için. Ayakkabı ve çantama 200 TL ödüyorum. Takılarımı alıp alışverişimi bitireceğim. Peşimi de torbamı da alayım. Çok teşekkür ederim. Hadi koşuyoruz. Yine tasarım peşinde olan Gamze. Bakalım ayakkabısına karar verebilmiş mi? Bir dakika içerisinde karar veriyorum ses. Karar verebildin mi Gamze? Tamam hemen bunu alamam. Yok bunu alamam. Çok güzel alsam mı ya? İndirim yaparsanız bunu alacağım. Daha ürünün fiyatı 800 lira. Yani ona göre bir indirim. Ne yaparsınız? 560 TL. Alıyorum ben bu ayakkabıyı alırım. Alırım çok güzel aşık oldum ayakkabıya. Anlaştığına göre kasada görüşebiliriz. Çantaya param kalmıyor galiba ya. Bana da ben o ayakkabıyı beğendim. Nereden almayı düşünüyorsun çantanı? Nereden alacağım bilmiyorum ki bakacağım. Çok teşekkürler dış ses hadi uçalım. Takılarıma karar verdim dış ses. Hemen hızlı bir şekilde alacağım bir küpe beğendim. Ama ben şu setlerden istiyorum. Başıma takacağım ben bunu kolye olarak kullanmayacağım. Bunu alayım ben. 110 TL yapıyor. Benim 100 TL'm var. Bunu 100 TL'ye alabilirim değil mi? Çok teşekkür ederim. Takılarımı aldım. Hemen ödememi yapıyorum. Alışverişim bitiyor işte. Pişimi de aldığıma göre o zaman ne yapıyoruz ve koşuyoruz. Ne kadar yaptı benim? 490. Ne olur 200 vereyim takıma da para kalsın. Olur mu? Sen 200 alalım. Murat Bey bizi kırmıyor. Çok teşekkür ederim. Bir de fiş rica edeyim. Ayakkabı ve çantana ne kadar ödedin Hülya? 200 TL ayakkabı ve çantama verdim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. 2 saatlik alışverişin sonuna gelirken Gamze de aksesuarına karar veriyor. Ne kadar burası? 295 lira. Alışverişini tamamlayabildin mi Gamze? Teşekkürler. Evet yetiştim. Merhaba ben hemen bunu alayım. Ne aldığını görelim mi biz de? Dış ses bak. Fiyatı ne kadarmış peki? 100 TL yapmışlardı bana. Eksik parçan kaldı mı? Takımız kaldı onu hemen halledip bitiriyoruz dış ses. Çok az zamanın kaldı. Acele etmezsen yetiştiremeyeceksin. Teşekkürler hoşçakalın dış ses koş. Sünnet annesi konsepti için bakalım Hülya nasıl bir aksesuar almayı planlıyormuş. Şöyle bir şey mi? Yok ya set alayım. Bileklik alayım hatta şöyle. Çok şık bir sünnet annesi olacaksın sanırım. Ay tabii ki de. Tek taşımız olmasın mı ya? Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Gerçekten kendin mi almıştın? Yok canım. Niye kendime tek taş alayım? Alacağım başka bir şey kaldı mı? Şu tokayı da alacağım. Çılgınlar gibi sünnet annesi olacağım. Evet. Sonuna kadar. Tüm bunlar için ne kadar ödeyeceğini merak ettim doğrusu. 180 tuttu. 20 TL param kaldı şu anda.
20 TL param kaldı. Oh şükürler olsun. Bütün alışverişimi tamamladım, her şeyimi aldım. Artık gidebiliriz. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Bu elindeki ayakkabıya bakayım. Tamam işte, gayet uygun. Konseptine uygun olduğuna emin misin? Evet, elbiseme uygun gözüküyorlar. Hemen şimdi zaten bakacağız. İstersen ben bir giyineyim, sonra sen gel, olur mu? Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Dış ses, çantamı ve ayakkabıma karar verdim. Hemen fiyatlarını öğreniyorum. Ne kadar ayakkabı çantam? Ayakkabı 280, çantada 100. Bana ne kadar yapıyorsunuz? Sadece size özel 200 TL. Tamam, 200 TL veriyorum. Şimdi nereye gidiyorsun peki? Hemen elbisemi alıyoruz ve bitiriyoruz dış ses. Hadi koş o zaman. Sen ne durumdasın Çağla? Şimdi takı bakmaya geldim ama çok az bütçem var. Ve istediğim gibi takılar alamayacağım. Ben çünkü set falan almak istiyordum. Hatta saçıma da bir şey istiyordum. Ama artık uyduğu kadar, ne yapayım? Bakalım, o yüzden tutma beni, tamam mı dış ses? Çok hızlı bir seçim yapıp kasaya gelsen iyi olur. Dış ses, bunu buldum ve bunu buldum. Bana ne olur, bu kadar param kaldı. Yok. Çok az aksesuarla tamam. Çıkamam. Tamam, aldım dış ses. Ne kadar ödüyorsun? 40 TL'ydi, 20 TL'ye aldım. Çok teşekkür ederim. Alışverişimiz bitti. Neler seçtin Tina? Bir tane bileklik aldım şu şekilde. Ha dur dur, bir şey unuttum. Pardon, bana yüzük verir misin büyük? Bakayım. Ha evet, bu olur bak. Şimdi bu ne kadar? 15. Bu kadar zenginiz. 15 TL ile 5 taş. Bunu aldım. Ne kadar ödüyorsun aksesuarını? Ne kadar? 160. 150 vereyim. Alışverişin bitti mi Tina? Bitti. Takılarımızı aldık ve fişimizi alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz peki? Teşekkür ederim. Buradan çıkıyoruz ve gidiyoruz. Bay bay. Geldim abi, sana çantamı veriyorum ve lütfen elbisemi alalım. Dış ses, Terzi'nin elbisem geldi. Elbisemizi alıyoruz. Aldım. Ve ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Toplanma yerine gidiyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz hanımlar. Nasıl geçti alışverişiniz? Süper! Çağla ve Hülya bugün neredeyse pişti oluyordu, biliyor musunuz? Hayırdır, elbiseyi almaya çalıştım ama alamadım. Bayağı çalıştım. Ayırdığım elbiseyi almaya çalıştım. Evet. İzimden geliyor tabii. İzimden gelmiyorum canım. Onu ben beğendim, almadığım için almaya çalıştım sadece. Ayırtmışım, gelip alacağım demişim, almaya çalıştım. Çağla, neyse, buna da al. Sen müsaade ediyorsun. Şu tavırlara sen müsaade ediyorsun. Ben memnunum halimden. Ben onunla konuşabiliyorum. Sen girme lütfen her şeye. Allah aşkına. Girmeden duramıyor. Bir şey soracağım. Arkadaş, nasıl memnunsun bu tavırlardan? Memnunum. Hem diyorsun ki ben kendim olmak istiyorum. Kendim hem de onun gölgesinde gidiyorsun. Bence bir karar ver ne istediğine. Hayatım, ben gölgesinde niye gideyim? Birlikte bir şey konuşurken sen dahil oluyorsun. Sen canım, ben buraya zaten sizi dinlemeye gelmedim. Ben buraya konuşmaya geldim. Bak, konuşuyorsun. Başlıyorsun. Şov başladı. Zaten konuşma konusunda biz seninle yarışamayız Gamze'cim. Siz zaten ne tarz konusunda yarışabiliyorsunuz ne de konuşuyorsunuz. O yüzden kandırmadan bu evdeyiz. Evet. Sana tarz konusunda gerekli cevabı Gülşah Hanım verdi zamanında. O yüzden bence sen konuşurken o yüzden benim gibi tasarım yapıp çıktığını konuşacaksın. Bu konu uzun sürecek gibi görünüyor hanımlar. Dilerseniz podyumda yeniden gündeme getirebiliriz. Ama şimdi yola çıkma zamanı. Hadi dış ses. Kolay gelsin Gamze. Hızını kesmeden başlamışsın bakıyorum da. Dış ses, çünkü bu sefer acele etmek istedim. Çünkü her şeye geç kalıyorum. Bari bunu erkenden halledeyim dedim. Sen ne yapıyorsun kader böyle? Evet. Gamze'ye kalıp çıkarıyorum. Benim o güzel ince belimin ölçüsünü aldı. Nasıl bir tasarım var aklında Gamze? Şuraya kadar bir etek yapıyorum. Uçlarını da bu tülden kullanacağım. Üzerine de bunu tarif edemiyorum. Görürsünüz, harika bir şey yaptırıyorum. Yapacağım yani, kendim yapacağım. Hadi başla o zaman Gamze. Sana şimdiden kolay gelsin. Sünnet Annesi konsepti için yarışmacılarımız podyum hazırlıklarına backstage'de devam ediyor. Abartısız, sade ve şık bir Sünnet Annesi makyajı için günün finali şimdi başlıyor.